Türkiye'nin bütün illerinde seyahatsever projesi kapsamında öğrencilerimiz, üniversite okuyan değil sadece 18-30 yaş arası gençlerimiz yurtlarımızda ücretsiz konaklayarak ve Sayın Bakanımızın da duyurduğu gibi 3 günden 5 güne çıkarıldı bu süre. Ücretsiz konaklayarak bulundukları illerin tarihi, doğal, kültürel yerlerini gezerek, özelliklerini görerek ücretsiz yaşayabiliyorlar. Biz de Bolu ilimizde şu ana kadar İzzet Baysal kız yurdumuz ve Hattat Eminbar'ın erkek yurdumuzda yaklaşık 470 öğrencimizi ağırladık ve hala rezervasyonlar devam etmekte. Bu sayı çok daha artacaktır, bunu bekliyoruz. Bu anlamda da bizim de gençlerimizi ücretsiz konaklama anlamında şehrin gezilmesi, tanınması noktasında bütün personelimiz de onlara bir aile ortamında yardımcı olarak her türlü hizmeti de vererek, rehberliği de yaparak tabiatın kenti, kalbi Bolu'muzu tanımalarına yardımcı oluyoruz. Normalde Bolu'dan, Abant İzzet Baysal'dan mezun olmuştum ama arkadaşımla beraber gezmeye geldik. Evet, Abant'ı gezdim, Gölcü'yü gezdim. Zaten ben Bartın olduğum için yeşilliği de çok seviyorum. Bolu'da da bayağı böyle gezilecek yerler var. Doğa harikası bir yer zaten. Gölcü'yü çok sevdik. Arkadaşımla beraber, arkadaşımı da oraya getirdim. Arkadaşım gelmemişti. Beraber gezdik. Piknik yapma imkanı bulduk. Otellerin fiyatları çok yüksek. Şu anda yatılacak gibi değil açıkçası. Onun için gelmezdik. Bu imkan doğrultusunda gelmeye karar verdik. Yurdumuz çok 10 numara. Her şeyinden memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Bolu'yu gezip dolaşma şansını buldum. Gezdim Bolu'yu da. Nerelere gittin? Abant Gölü'ne gittim. Gölcü'ye gittim. Kendi merkezinde gezdim. Gölcük Abant'a gittim. Yarın da bir Bolu merkez yapıp evime geri döneceğim.